Merhaba, bu video ile Pratik Python araçları makale ve video serisine başlamış oluyoruz. Peki Pratik Python araçları nereden çıktı? Ben uzun yıllar Visual Studio üzerinde C# kullanarak masaüstü uygulamalar yazdım ihtiyaçlarım doğrultusunda. Yine bildiğiniz üzere kocaman ve kocaman Pro uygulamalarını Android için Eclipse'de, daha sonra da Android Studio'da Java ile geliştirdim. Fakat bir süre sonra coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında kendi ihtiyaçlarımıza yönelik bazı kodlamalar yapmak durumunda kaldık. Bu noktada da ihtiyaca en iyi cevap veren yazılım dili Python oldu. Zaman zaman hem CBS uygulamaları üzerinde hem de diğer ortamlarda Python ile bazı kodlamalar yaparak ihtiyaca yönelik çalışmalar ortaya koydum. Bu çalışmalar kapsamında yapmış olduğum araçları da bu seride sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Araçlar çok karmaşık araçlar değil. Özellikle ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmış pratik araçlar. Serinin bu ilk videosunda da sizlere IP sorgulama için yazdığım bir Python aracını anlatacağım. IP sorgulama aracıyla herhangi bir ya da birden fazla IP'nin konumunu hem enlem boylam olarak hem de il, ilçe ve ülke şeklinde almanız mümkün. Bu hizmeti sağlayan birçok web sitesi ya da web servisi bulunmakta. Ben bu konuyla ilgili araştırma yaptıktan sonra ipstack diye bir web sitesi ve bu sitenin sağlamış olduğu web servisler ve API olduğunu fark ettim. Bu ipstack web sitesinin size sağlamış olduğu API ile şu sağ panelde gördüğünüz tüm bilgileri bir IP adresinden sorgulayabiliyorsunuz. Tabii benim kullanma amacım bir IP adresi değil. Elimde yaklaşık bir 500-600 tane IP adresi olması ve bunu hızlı bir şekilde sorgulamam gerekiyordu. Bu sebeple de böyle bir araca ihtiyaç duydum. Hemen Python'da gerekli modülleri, kurulumları yaparak bu web sitesinde sağlamış olduğu servisleri kullanarak IP sorgulama aracını yazdım. Yapmanız gereken ne? GitHub sayfamda artık bu Python kodlarını, pratik Python araçları sayfamda paylaşıyor olacağım. İlk paylaşım IP sorgulamanın Py kütüphanesine giriyorsunuz. Yine aşağıda pratik Python araçlarının kullanımı ile ilgili açıklamalar var. Yine daha detaylı bilgiler de web sitemde makale şeklinde de yayınlanıyor olacak. Şimdi IP sorgulama paya girelim. Burada kodlar var. Bunu direkt bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ya da daha da basitiye direkt kopyalayıp masa üstünüze gelin. Bir metin belgesi açalım. İçerisine kopyalayıp kaydet dedikten sonra çıkış diyelim. Daha sonra bunun ismini .py yaptım. Tabii bu işlemi yaparken ben bilgisayarınızda Python 3 kurulumunun olduğunu varsayarak bu işlemi yapıyorum. Zaten gördüğünüz gibi Python 3 kurulu olduğu için ben de direkt Py uzantısını tanıdım. Evet, Python 3 idle'ımı çalıştırıyorum. Bunun için farklı IDE'ler de kullanabilirsiniz. Visual Studio Code kullanabilirsiniz. PyCharm kullanabilirsiniz. Ben direkt Python'un sağlamış olduğu bu idle'ı kullanıyorum şimdilik. Kod da ilk etapta bir liste şeklinde olacağı için liste başlıklarını koydum. Daha sonra örnek birkaç IP buraya koydum. Siz bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Yine ipstack bir giriş yapayım ben. Evet, açılışta zaten şu kısımda göremediğiniz daha doğrusu API key'i alıp bu API key kısmına yapıştırıyorsunuz. Daha sonra zaten ipstack'in web servisi olan şu kısımda sorgumuzu yapıyor. For döngüsü içerisinde bu bütün IP'leri tek tek alıp for döngüsü içerisinde sorgumuzu yapıyor. Ve yine liste şeklinde yazmaya başlıyor. İsterseniz çalıştıralım. Tamam diyorum. Evet, şimdi başladı. Gördüğünüz gibi başlığı aldı ve 4 adet IP'mize ait sorguyu yaparak ülke, il, ilçe, İstanbul merkez olduğu için herhalde bir daha İstanbul yazdı ve enlem boylam bilgilerini getirdi. Daha sonra bunu bir Excel'e atarak dilerseniz farklı uygulamalarda açabilirsiniz. Gayet basit bu şekilde bir uygulama ama işinize yarayacağını düşünüyorum. İlerleyen videolarda da farklı Python araçlarını sizlerle paylaşacağım.